Bütün sevgiler Allah'adır. Çünkü ne görüyorsak Allah yaratıyor. Ayrıca Allah bir de sevdiriyor. Mesela etki gücü veriyor. Mesela Allah vermesin, etki gücü vermeseydi ne olurdu? Değil mi? Çok acayip bir şey olurdu. Allah hem etkilenme gücü veriyor, tesir gücü veriyor. Bir de karşılıklı veriyor ona. Mesela çok önemli. Tek taraflı da verebilirdi Allah. Değil mi? O zaman da çok büyük bir eksiklik olurdu. Ama Allah iki taraflı etkileme gücü veriyor. Bu çok çok güzel bir şey. Çok büyük bir nimet. Maşallah. Onun için bütün sevginin Allah'a yönelmesi çok önemlidir. Allah hep Kur'an'da şey var. İnsanlar zalim ve cahildir der. Nankördür. Hep az şükrederlerdir Allah ayette. Bir şekilde insanların aklı Allah'tan gitmiş. Onun için dua ederken Ya Rabbi dikkatimin hep üzerinde olmasını nasip et diye dua etmek lazım. İnşallah. Ama derin bir sevgiyle ve şeksiz şüphesiz bir imanla kendini sevdir Ya Rabbi demek lazım. Çünkü kendine olan sevgiyi de Allah sağlıyor. Tabii çok acayip bir şey bu. Çok çok acayip bir şey. Yani o gücü veren, onu yaratan da Allah. Onu elde ettin mi zaten en büyük nimet elde etmiş oluyorsun. Üstünden 1000 ton yük kalkar. Acayip rahat eder. İnsanların çektiği bütün sıkıntılar, bütün ızdıraplar ondan kaynaklı. Mesela gece yatıyoruz, uyuyoruz, dinleniyoruz. Vücudun hırpalanmasının gitmesi için. Vücut en ziyade Allah'ı unutmaktan hırpalanır. Acayip ızdırap çeker vücut. Uyuyarak vücut kendini toparlıyor. O müthiş tahribatı uyuyarak toparlıyor. Bütün sevgi Allah'a yöneldi mi uykuya ihtiyaç da çok azalır. Mesela Peygamberimiz çok az uyuyordu. Tabii çünkü vücut tahribatı olmuyor. Vücutta muazzam tahribat yapar iman zayıflığı. Allah unutulmaz. Vücut perişan olur. Abandone olur adeta. Uyuyarak o zavallı vücut kendini ancak toparlıyor ondan sonra. Yani 7 saat 8 saatte ancak kendini toparlayabiliyor. Allah'ı unutmadan kaynaklanan şiddetli tahribat. Bütün dikkati Allah'a keskin bir sevinçle, keskin bir imanla, keskin bir dikkatle Allah'a yöneltmek lazım. İmanımızı, sevgimizi tam hale getirmemiz lazım. Bunu yaparken tabi akılcı düşünerek bunu elde etmek lazım. Yani makul düşünerek. Çünkü Allah'a imanda bizim zorlanacağımız şekilde yaratılmıyoruz biz. Yani kolayca iman edecek şekilde yaratıyoruz. Fakat insanların diyor ki girift şeyler var. Yani çok emek vermesi gerekiyor. Öyle bir şey yok. Sadece vicdanının alabildiğine gevşetilmesi gerekiyor. Rahat bırakılması gerekiyor. Bu kadar. Vicdanınız son derece rahat olacak. Alabildiğine dürüst olacak. Dünyaya kafa takmayı durduracak. Yalancı çünkü dünya. Gerçek değil. Yani görüntüden ibaret olduğunu görüyoruz. Değil mi? Deliler gibi dünyaya takmanın bir alemi yok. Ama samimi düşünerek bunu elde ediyoruz. Yani dünya hakikaten cazip de biz zoraki kendimizi alıyor da değiliz. Bir şey yok dünyada. Bütün dikkati şeksiz şüphesiz iman için Allah'a teksif etmek gerekiyor. O zaman bir ferah iman, dürüst iman, akıllı bir iman oluşuyor. Mesela Hazreti İsa'da bu var. İsa Mesih'te. O bulmuş onu Allah'ın dilemesiyle. Şeksiz şüphesiz çok güçlü bir iman oluşmuş. Allah öyle yaratmış onu. Ve onun diriliği var üzerinde. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşı onu tahrip etmedi. Çocuk gibiydi. 63 maşallah, yaşında. Maşallah. Mesela bu çok acayip bir şey. Tabii. Çocuk yüzlü. Maşallah. Çocuk tatlılığı da var üstünde. 63 yaşında bir insanda 63 yaşının özelliği olur. Onda öyle bir şey yok çocuk. Saçında toplam 20'ye yakın beyazlık var 63 yaşındayken.